Evet beyler, DCS World MiG 21 BIS-T belli bir hızın üzerine çıkınca, özellikle saatte 1100 km'nin gösterge hava hızı saatte 1100 km'nin üzerine çıkınca motor kendi kendine istop edebiliyor. Motor durabiliyor, yani uçağın motorları. Bu gibi durumlarda uçağı nasıl kurtarabiliriz, tekrar çalıştırabiliriz, onu değineceğiz. MiG-21'in her şeyi gibi, füzeleri örneğin radar warning receiver gibi oldukça basit bir işlemi var. O da şu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ne zaman oluyor bu olay? Şöyle görüyorsunuz. Şu an saatte 750 km hızla seyrediyoruz. Şu an pausedayım. 750 km ile gidiyoruz. Şöyle sıfıra geliyor. Burası sıfıra geldiği zaman saatte 1000 km oluyor. Gösterge hava hızımız. 1'e geldiği zaman da saatte 1100 km oluyor. Genellikle buraya geldiği zaman ve ark yakıcılar çalıştığı zaman, yani uçağın arkasından afterburner'lar çalıştığı zaman, tam gazla gittiğimiz zaman oluyor. Afterburner'lar çalışmadığı zaman çoğu zaman diyeyim istop etmiyor. Bu gibi durumlarda şöyle biraz daha geri çekeceğim. Şurada bir tuş var. Emergency Air Start tuşu var. E harfi sizde de, Edirne'nin E'si klavyenizde. Sizde de bu tuştu. Şöyle pause'dan çıktım. E'ye basınca havada çalıştırıyoruz. Bu şekilde tekrar çalıştırabiliriz. Aklınızda olsun. E harfine basacağım zaman söyleyeceğim. Şimdi otomatik pilottan çıktım. Tam gaz veriyorum. Şöyle hızıma ve RPM'e de dikkat edin. Tekrar bir pause alacağım. Sağ tarafta şurada RPM var. Motor durduğu zaman 1 ve 2 numaralı devir göstergeleri şöyle azalacak ki zaten sesinden anlayacaksınız. 1100 km'ye geçince sol tarafta fark edebilirsiniz. Şimdi tekrar başlıyorum. Piramitlere doğru uçuyorum. Hızıma dikkat edin. 1100'e geldi. Genelde manevra yapınca oluyor. Şöyle gideyim hatta. Evet, istop etti. Normalde ters gidince olmuyor. Ben göstermek için yaptım. Yüz uçunca da oluyor. Dikkat edin, sağ tarafta şurada hemen RPM azaldı. Bu gidip durumlarda önce gaz kolunu geri çekiyoruz. Ardından E harfine bir kez basıyoruz. Yani Engine Emergency Air Start tuşuna. Ardından tam gaz veriyoruz. Radyo altimetresi uyarısı geldi. Şu an çalışıyor motorlar. Ve tekrar tam gaz verebildim. Hatta şuradaki şöyle göstereyim. Emergency Afterburner var. Acil durum Afterburner'larını kullanıyorum size göstermek için. Orada o duyduğunuz sesler şuradan geliyor. Onu da belirteyim. Şu 100 metre ayarlanmış. Şöyle çıkmak zorundayım. Gördüğünüz 100 metre ayarlanmış. Bu şekilde yaptıktan sonra tekrar motoru çalıştırdıktan sonra tekrar eski pozisyonunu alın. Örneğin şu an çalışıyor. Eski pozisyonuna geri aldım, yani kapattım. Her seferinde açık bırakmayın, bilginiz olsun. Şöyle tekrar bir istop ettirmeye çalışacağım. İkinci kez olacak mı onu göstereceğim size. Piramitlere doğru tekrar uçuyorum. Hızım bayağı yüksek. Uyarı gelecek. Evet, neredeyse ters saatte 1300 km ile gidiyorum ve durdu. Evet. Yavaşladı. Göstergelerim de azalıyor. Hemen şöyle göstereyim. Gaz kolunu geri çekiyorum. Ardından E harfine basıyorum. Yavaş yavaş arttırıyorum gazı. Sağ tarafta RPM'e dikkat edin.
Ve tam gaz veriyorum. Bu şekilde motorumu kurtarabiliyorum. Umarım faydalı olur. Oldukça basit. Yapmamız gereken şu tekrar çalışınca eski halini almak. Şöyle tekrar E harfine basıyorum ve eski pozisyonuna getiriyorum. Umarım dediğim gibi işinize yarar. Multiplayer serverlarda bir sonraki videoda görüşmek üzere beyler.